Sevgili arkadaşlar, Tonguç Akademi'den herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda sizinle 9. sınıfın yaz tatilini en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz? Yaz tatilinde neler yapabilirsiniz? Bunu konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, biliyorum bir karantina dönemindeyiz ve çok sıkıldınız. Hepiniz yaz tatilini bekliyorsunuz. Ama hepinizin bildiği bir şeyi ben tekrar size hatırlatarak yaz tatili sürecine girmenizi istiyorum. Arkadaşlar, bir eğitim-öğretim sürecindesiniz. Okula gidiyorsunuz, yazılara giriyorsunuz. Bütün bunların bir amacı var. İyi bir üniversite kazanıp iyi bir meslek sahibi olabilmek. Hepiniz bunu çok istiyorsunuz, biliyorum. O yüzden her sene çok önemli ama 9. sınıfın sizin ileride gireceğiniz üniversite sınavı açısından bir önemi var. O da şu ki, TYT sınavının bir kısmının 9. sınıf konularını içeriyor olması. Bu yüzden temel atma dönemindesiniz ve bu temeli ne kadar sağlam atarsanız sınava hazırlanırken o kadar avantaj yaşayacaksınız. 9. sınıf konularının büyük bir kısmını, en azından tamamını olmasa da büyük bir kısmını 10. sınıfa girerken yükünü bırakmış olmalısın ki 10. sınıf konularına daha fazla adapte olabilmelisin. Umuyorum tamamını bitirebilirsin yaz tatili sürecinde. Bunun için şunu yapmalısın. Öncelikle kendini tanımalısın ve günlük bir program oluşturmalısın kendine. Bu programı oluştururken biraz gerçekçi olmanı öneriyorum. Kendi potansiyelini biliyorsun. Bir günde 4 saat çalışabiliyorsan 4 saat uygun program yapmalısın. Aksi takdirde fazla saatli bir program yaptığında, buna uyamadığında program yapıyorum ama bir türlü uyamıyorum şeklinde bir algıya kapılacaksın. Bu ileride sınav sürecinde sana bir dezavantaj yaratabilir. Planlayamayabilirsin kendini. Bu yüzden yapabileceğin şekilde bir program yap ve mutlaka günlük aktivitelerine zaman ayır. Dışarı çıkabilmek, yürümek, arkadaşlarınla zaman geçirebilmek, bunlar senin için çok önemli, biliyorum, ama bunları ölçülü yapmanı öneriyorum. Ders çalışmayı ya da ölçülü yaptığın gibi. Lütfen program yaptıktan sonra 9. sınıf konularına başla. Her dersi kendi içerisinde değerlendir ve benim sana önereceğim bir teknik var. Bunu kullanabilirsin. Kalıcı olmasını istiyorsan lütfen karşındakini anlatıyormuş gibi çalış. Anlatarak çalışmak her zaman için sana çok büyük bir avantaj sağlayacak. Anlatılan bilgiler kolay kolay unutulmaz ya da geri çağrılması kolaydır unutulsa bile. Bu yüzden anlatarak çalış. Konularını sıraya koyduktan sonra bütün konularını bitirmeye önem ver ve sorularını çözmeye başla. Test çözerken kendini gör. Bilgi eksikliğinden mi kaynaklanıyor, çözemediğin bir soru varsa eğer, bilgi eksikliğinden mi? Yoksa teknikte bir problemin mi var? Bunu görmeye çalış. Eğer bilgi eksiğindense konuya tekrar geri dön ve çalışmaya başla onun üzerinde yine. Teknik sıkıntın varsa biraz daha fazla test çözerek bunu aşabilirsin. Yapmanı istediğim çok önemli bir şey var. Lütfen paragraf soruları çözmeye çalış. Türkçe senin için çok önemli. Sadece kendi alanı içerisinde düşünme bunu. Bütün alanlarda şöyle bir durum var. Soruyu anlayabilmelisin ki o soruyu cevaplayabilmelisin ve paragraf soruları da okuduğunu anlamı bakımından sana çok şey katacak. Lütfen okuduğunu anlamı üzerine pratikler yap. Yani paragraf soruları çöz. O günü tamamen boş geçirsen bile mutlaka paragraf çözerek yatağa gir. 2 tane paragraf testi çözmek senin için çok büyük bir avantaj sağlayacak. Bunun arkasından lütfen kitap okumayı alışkanlık haline getir. Bu da sana paragrafları daha iyi çözebilmen açısından fayda sağlar. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmek şu aşamada senin için çok önemli. Bunu kalıcı hale getirebilirsin çünkü. Bunun dışında uyku saatlerini düzenlemeye çalış. Yaz tatilinde biraz daha rahat davranabilirsin ama gece yarılarına kadar oturduğunda gündüz vaktini uyuyarak değerlendireceksin. Ve uyuyarak zaman geçirdiğinde bu sefer vaktinin çoğu boşa gitmiş olacak. Günlük hayatını düzene koymakta sıkıntı yaşayacaksın. O yüzden uyku zamanlarını da ayarlayarak geçirmelisin. Bütün bunların dışında lütfen konularını bitirdikçe çıkmış sorulara dön. Hangi dersten ne kadar konu çıkmış, ne kadar soru çıkmış ve sen bu soruları ne kadar yapabiliyorsun? Buna bak. Çıkmış soruların üzerinde durman çok önemli. Çözemediğin soruları atlayarak geçme. Mutlaka bilen birine sor. İnternet videolarından ya da öğretmenlerin aracılığıyla bu soruların çözümünü sağlayabilirsin. Bu yüzden kendine güvenmekle başla. Zaten yapabileceğin ilk şey bu. Kendine güven. Ben bu konuları bitirebilirim diye başla. Bu güveni pekiştir. Çünkü konular bittikçe özgüvenin de gelişecek. Ben hepinize çok güveniyorum. Çünkü yapamamanız için hiçbir sebep yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.